Muhterem Müslümanlar, epey seneler oldu. Alman asıllı bir Yahudi mühendis, peyklerin, füzelerin, Apollo'ların mimarı, mühendis von Braun. İçinizde hatırlayanlar olacak. Amerika'da Kennedy üstünden ayın keşfi için füzeyi fırlattılar. Aşağıda mühendis von Braun beyanatta bulunuyor ve diyor ki füzenin Apollo'nun üzerinde 6 milyon vida var diyor. 6 milyon vida var. Bu vidalardan mesela oksijen tankında bir vida gevşese yolculuk kalır diyor. Apollo patlar geri döner diyor. Muhterem Müslümanlar, İslam ezelden ebede Allah'tan gelişiyle milyonlar Rabbani vidasıyla bir bütündür. Hiçbir küstah, hiçbir sahtekar, hiçbir mütecaviz, hiçbir kul ve insan bu milyonlar vidasından birini söküp de istisna etme hakkına sahip değildir. Çünkü din Allah'ın dinidir. Ela lillahi dinul halis. Kur'an böyle diyor. Ela lillahi dinul halis. Ey Allah'ın kulları, agah olunuz ki halis ve anamızın ak sütü gibi arşi olan, içerisine en ufak bir kılın karışmasından veya bir nizamın çekilmesinden Allah'ın razı olmayacağı halis din İslam dinidir. Muhterem Müslümanlar, böyle bir mukaddimeden sonra, böyle bir hatırlatmadan sonra yine şöyle diyoruz. İslam beşeriyetin ebedi dinidir. Baki kalacağı kat'idir. Allah böyle ister. Çünkü dayandığı istinadyahları, kaideleri, mesnetleri sağlamdır. Bunlardan ilki dedik, İslam İlim dinidir. Muhterem cemaat, İslam ilim dinidir. Baştan sona ilme dayanır, hakikate dayanır, ilmi gerçeklere dayanır. Hiçbir hükmü ilmi nefyetmez, ilmin aleyhinde bulunmaz ve kıyamet sabahına kadar yeni yeni keşiflere, yeni yeni icatlara açıktır. Yeni yeni içtihatlar için gayet müsaittir. Sadece Allah'ın nizamını tahrip edici, mide gurultusuna benzeyen kötü fikirlerin ortaya koyduğu şeyler olmasın muhterem Müslümanlar. Yoksa İslam'da ilim esastır. Onun için okuduk. Fahri Rusul, rutbetül ilmi aler ruteb diyor. İlim rutbesi bütün rutbelerin en üstünüdür. İslam'da peygamberlikten sonra, peygamberlik mevhibe-i ilahidir. Allah seçtiği kullarına verir. O risaletin faziletine ulaşılamaz. Ki peygamber ilmiyle peygamberdir, irfanıyla peygamberdir, marifetiyle peygamberdir, Allah'ı bilmesiyle peygamberdir, ledünniyatla dolu olduğu için peygamberdir. Muhterem Müslümanlar, elimizdeki tefsirlerde ilmin faziletinden bahsederken kitaplarımız öyle diyor. Hiçbir peygambere ilim vermeden Mevla risalet vermez. Hiçbir veliye ledünniyat, ilim ve marifet vermeden o kulunu Mevla veli kılmaz. Evvela ilim veriyor, sonra o makam ve mertebeye kendisini yükseltiyor. Bu bakımdan ben evlatlarımıza geçen iki dersimde seslendim. Okuyunuz, 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 soysuz ilimden uzak olmak şartıyla dünyanın bütün ilim ve fenleriyle mücehhez olunuz, akranınızdan üstün olmak için bütün varlığınızı harcayınız. Dünyada ilim namına ne varsa giderek öğreniniz diyorum. Geçen son dersimin son sözüydü muhterem Müslümanlar. Utlubul ilme velev bissin, ilim Çin'de de olsa giderek öğreniniz. İhtisas Amerika'da olsa yapınız.
İhtisas Avrupa'da olsa yapınız, İhtisas Çin'i maçinde olsa giderek tahsil ediniz ve herkesten daha çok bilen bir mümin olarak Cenab-ı Hakk'ın amelle, salahla, yüksek ahlak ve edeple birleştirerek alim kullarından olunuz. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim derslerde okuduk ama bazı latif işaretlerini tekrar okuyorum Kur'an'dan. Cenab-ı Hak ilme önem vererek Kitab-ı Kerim'inde, mukaddes kitabında buyuruyor ki وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ İlahi gerçekleri kimse değil ancak alimler aklederler diyor. Yani ilim adamının bilgisi tevfikle, inayetle, hidayetle birleşince ilahi ve Rabbani işaretlere hulul onun için kolaylaşır diyor. وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ Diğer ayet-i kerimede اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ Şu saydığımız hakikat ve gerçeklerde alimler için işaretler, nükteler vardır diyor Cenab-ı Hak. Yani Kur'an'ın hakaik ve esrarına alimler muttali olurlar. İlim öğreniniz, ilim öğreniniz, ilim öğreniniz ki Kur'an gerçeklerine karşı gönül kapılarınız açık olsun ve marifeti ilahiyi tahsil ediniz. Muhterem Müslümanlar, dersimin serlevhasını tezyin eden ayeti kerimede Halik-i Zülcelal bakınız yine öyle buyuruyorlar. Estaizu billah. Fes'elû ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemûn. Ey müminler, eğer bilemiyorsanız, bir şeyde ihtilafa düşmüş iseniz, herhangi bir İslami hakikatten haberiniz olmamışsa, aranızda bir münakaşa, bir mübahasede gerçeği bulamıyorsanız, fes'elû ehle'z-zikri, Kur'an'ın manasına aşina, İslami hakikatlere vakıf alimlerden sorarak öğreniniz. Buradaki ehli zikirden murat, Mevlasından gafil olmayan, zikri kendisi için gıda kabul etmiş, Allah'ın adı dilinden, sevgisi gönlünden düşmeyen alimler demektir. Erbabı ilme sorarak öğreniniz diyor muhterem müminler. Akif de safahatında öyle diyor. Müslümana yakışan 5-10 deste çarık elinde asa, çiğni maçiğin demeyip giderek öğrenecek diyor, milletini ikaz ve irşad etmek için ilim toplayacak diyor. İmam-ı Azam Hazretlerinin en yetişkin talebesi İmam-ı Ebu Yusuf biliyorsunuz. Sonra İmam-ı Muhammed, İmam-ı Züfer. Geçen derslerde söyledim, 7000 talebeye icazet vermiş. İmam-ı Azam 7000 talebeye icazet vermiş. 400 üstadın önünde rahle-i tedrisinde ilim tahsil etmiş. Kufe'ye 5000 sahabe ilim bırakmış. O ilmin içerisinden neş'et etmiş büyük alim. Ve biz ona tabiiz elhamdülillah. Mezhebimiz Hanefi. Bu bakımdan da muhterem Müslümanlar, biz İmam-ı Malik Hazretlerine de bir o kadar muhabbet ediyoruz. İmam-ı Şafii Hazretleri Ehl-i Beyt'tendir, bir o kadar muhabbet ediyoruz. İmam-ı Ahmed İbni Hanbel Hazretleri, Yüce Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın. Kur'an mahluk, gayrı mahluktur meselesi. İlmi bir mesele muhterem Müslümanlar, izahına geçmeyeceğim. Ahmed İbni Hanbel Hazretlerini, 4. müştehit, muhaddisi kebir Ahmed İbni Hanbel Hazretlerini mahkeme kapılarına, hapishane surlarına kadar getirmişti. İmam-ı Şafii Hazretleri haber gönderiyor. Ahmed İbni Hanbel'imize selamımı söyleyin, aydınlık günleri yakındır elhamdülillah diye haber gönderiyor. Müjdeliyor yani. Sabretsin, selamete yakında çıkacak diye haber gönderiyor. İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed İbni Hanbel Hazretleri'ne. İmam-ı Ahmed İbni Hanbel Hazretleri de başka vereceği bir şey yok, vücudundan entaresini çıkarıyor, bu müjdeye karşılık İmam-ı Şafii'ye hediye olarak gönderiyor. Başka bir şey yok muhterem Müslümanlar. Ya hani Peygamber-i Zişan Efendimiz'den bir hanımcağız istedi de üzerinden entaresini çıkarıp gönderdi.
ben ona kefen olarak sarılacağım, mahşerle Resulullah'ın vücuduna değen entariyle kalkacağım demek istedi. Peygamber Efendimiz içeride kaldı, mihraba çıkamamıştı ya. Sıddık Ekber'den şey ennillah diyene, evde verecek bir şey yok olmayınca entarisini çıkarıp verdi, içeride kaldı. Cebrail o gün Muhammed'ine gömlekle gelmişti ya, onun gibi Ahmed İbni Hanbel Hazretleri de üzerindeki entarisini çıkarıyor İmam-ı Şafii'ye hediye olarak, bahşiş deriz biz ya, müjdeye karşılık olarak gönderiyor. Söyleyeceğim şu muhterem Müslümanlar, ilmiyenin birbirine saygısı, ilmiyenin bir büyüğün bir büyüğe karşı olan saygısına bakınız. İmam-ı Şafii Ahmed İbni Hanbel Hazretlerinin gönderdiği gömleği yüzüne gözüne sürüyor. Bununla şeref duyarız Rabbim diyor. Talebesi makamındadır. Talebesi makamındadır. Kendisi İmam-ı Muhammed'in, üçüncü imamımızın talebesidir İmam-ı Şafii. Muhterem Müslümanlar, İmam-ı Ahmed İbni Hanbel'in gömleğini bir suya ıslatıyor. Cüzzamlı gelenlere o sudan birer testi veriyor, cüzzamlı. Vücudunda cilt hastalığı, abras ve emsali cüzzam hastalığı, kanayan yaralar hastalığına müptela olmuş. Ahmed İbni Hanbel'in gömleğinin ıslatıldığı suyla gusledenlerin bütün yaraları iyi oluyor, kesme afiyet ediyor. Yok hocam yahu be, o da mübalağalı. Hayır muhteremler ya, hastalığı veren de o, alan da o, arada gelip geçen sadece bir saygıdan ibaret, hüsnü zandan ibaret olan bir nurdur, bir feyizdir, bir bereketdir muhterem Müslümanlar. Ya